Harikalar yanına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Daha dün demiştim, uyum çastım, tıraş oldum, geldim karşınızda ya. Arkadaşlar bugün sizlere Konya'dan hediye olarak gelen hayvanlarımızı göstereceğim. Evet. Hediye olarak Konya'dan geldi. İçinde ne var hep birlikte bakacağız. Bu hediyeler neyin nesi, hepsini sizlerle gözlemleyip inceleyeceğiz arkadaşlar. Çok mutluyum, çok huzurluyum çünkü uzun zamandır kümesimde zaten beslediğim, büyüttüğüm ama sizlerden sakladığım bir hayvan ırkı var içinde. Başlıkta yazsam da bilmiyorum ama neyse, hep birlikte bu sürpriz hayvanlarımızı, hediye olan hayvanlarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet. Ayo ben seni yerim. Değerli kardeşlerim, bakın bu ne biliyor musunuz? Serama. Evet. Seramamız yumurta olarak bize hediye olarak gelmiş seramalar. Sizlere bu videoyu da paylaşmıştım. Yumurtaları da göstermiştim. Ancak aranızda yeni gelen abonelerimiz vardır. Belki de hatırlamayanlar vardır. Seramalar cüce bir hayvan. Aslında İsveçlerin atası gibi bir şey olarak düşünebilirsiniz. Cüce ve dik yürüyenler var ya, internette görmüşsünüzdür. Tabi o dik yürüyenlere özel muamele yapıyorlar. Civcivden hayvana eziyet ederek ayaklarını falan bağlayarak o şekilde aldırıyorlar. Ama orijinal seramalar öyle değil arkadaşlar. Şimdi sizlere hepsini de göstereceğim sırasıyla. Orijinal seramalarımız bu kutuda. Büyütmeyi başardım. Civcivden çıkarttık, yumurtadan çıkarttık. Oldu arkadaşlar. İnşallah bir parti yaptığım zaman da daha da iyi göreceksiniz. Bakın burada bir serama daha var. Çok renkli, rengarenk, braker renklerini andıran bir serama bu da. Çok güzel. Kendisi tavuk zaten. Ben seni öpe yerim. Kıt lan ben seni. Hele bunu dert deliğine bak ya. Şimdi bunlar bir de yürürken veya da ortamda görmeniz lazım. Şimdi geçip bir de bunları kafes içinde görün arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, böylece seramalarımız burada görebiliyorsunuz. Yeni yerlerini aldık. Burada sadece sizlere aslında sergilemek için gösteriyorum. Halbuki bir yer değişikliği olacak inşallah. Başka bir noktaya dalabiliriz ama burada üşümezlerse eğer burada da durabiliriz. Çok güzel seramalarımız var. İşte orijinal serama dedikleri bu arkadaşlar. Bunlar Konya kanatlı aleminden bana hediye olarak yumurta şeklinde gelmiştiler. Bugün ise bu şekilde ferik ve büyük versiyondalar. Ha, başarabildik. Bu kadar büyütebildim. İnşallah bu şekilde devam edersek arkadaşlar, İnşallah üretimini yapmakta nasip olacak. Böyle karışık bir serama kafesi de oluşturacağım kendimce. İnşallah güzel güzel böyle seramalarımız olacak sağda solda. Çok seviyorum seramaları. Çünkü ispenci andıran bir yapısı var. Aynı zamanda çok da küçükler. Süs tavuğu olarak bakılabilir. Sağlam hayvanlar, yumurta verimleri çok iyi. Ondan sonra ne bileyim arkadaşlar, dayanıklılar hastalıklara karşı da falan. Çok iyi. Yani her kümeste bakılabilecek. Bir zibritten bile küçük bu hayvanlar. Düşünün artık. Yani evde evcil hayvanı bakacağım diyorsanız dadaş. Ya dadaş işte bahçamda böyle ufak tefek bir şeyler bakmak isterim diyorsanız, seramayı tavsiye ederim. Seramanın tek sıkıntısı biraz avlanabilecek pozisyondalar. Çünkü biraz küçükler. Tabii büyüyecekler biraz daha bunlar ama ne kadar büyürse büyüsünler bu. Yani ortadaki malzeme bu arkadaş. Serama bu arkadaşlar. İnşallah bir tane horoz gördüm. Dersin ki horoz iki tane. Şu horoz zaten görüyorsunuz.
bir tane horozumuz var. Belki iki tane horoz da olabilir. Beyaz da horoz düşünüyorum ama diğer kalanların çoğusu tavuk. Bu da beni çok mutlu ediyor. İnşallah 5+1 şeklinde bir tavuk cumhuriyeti, burada bir serama cumhuriyeti kurabiliriz. Bu kafes mesela seramalar için gayet ideal. Niye? Şimdi bunları burayı dolduracağım ben. Sulıklarını koyacağım, yemliklerini koyacağım. Tabii bunları burada bir müddet bekleteceğiz ve misafir edeceğiz. Bu arada burayı ben dezenfekten ettim. Merak etmeyin, sıkıntı olmayacaktır. Bunlara bir de vitamin veririz. Nail abimin sağlam bir tane vitaminlerinden olur biter. Seramalar şu an mutlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha önce Bayam Cemani ve Hintlerle birlikteydiler. Şimdi daha güzel bir kafesteler ve daha iyiler. Şuradaydılar mesela daha önce arkadaşlar. Burada Bayam Cemani ve Hintler var. Büyük hayvanlardı. Burada durmalarına artık gönlüm el vermedi. Yerlerini değiştirmek istedim. Bakın buradalar. Evet. Hintler ve Ayam Cemaniler. Bunlar aslında sürüye karıştıracaktık öncelerde, öyle düşünüyordum. Ancak şimdi bunları sürüye karıştırırsam dayak yeme ihtimalleri çok yüksek. Halen çok küçükler. Bir iki hafta daha durması gerektiğine kanaatine vardık. O yüzden şimdi de çok şükür saramaları oraya almaya karar verdik. Ve forlukta bir tane sen ne edersin burada ha? Sen tavuk mu olacaksın ha? Sen nasıl herifsin lan? Ligorin horozumuz kollukta tavuk çağırıyor kendisine. Ama hiçbir tavuğun umurunda değil çünkü ballıyla birlikte şu an keyif edirler. Hele buranın kalabalığına bak. Arkadaşlar seramalarımız böyleydi. Gördünüz, incelediniz. Şimdi bunlara yemlerini, sularını vereceğim. Serama internette yazdığınız zaman dimdik yürüyen bir tavuk şeklinde ve de horoz şeklinde görebilirsiniz. Böyle asker gibi. Bunun tek sebebi ise hayvanları küçükken şu bacaklarından dipten bağlıyorlar. Yani hareketlerini kısıtlıyorlar. Hareketleri kısıtlanan hayvanlarımız da dikelmeye başlıyor. Yoksa başka bir nedeni yok, haberiniz olsun. Hala cevazalığa, hala cevazalığa. Şimdi buna cevazalık dedim, bizim cevaza aklıma geldi. Epeydir cevazayla video da çekmiyorum. Sen hala bir sus bağırma sen. Sen hala bir sus. Tavuk musun oğlum sen ha? Sen tavuk olmuyor mu heveslenirsin kardeş ha? Tavuk mu olacaksın? Gel, gel sana tavuk edelim. Bu cevaza horozları ayar olayım kardeş. Hiç kusura bakma. Hayır, sürüm de çok tatlı duruyor. Karışık sürümü yumurtalarından isteyen arkadaşlar varsa şu mescim.com adresine girip satın alabilirler. Şu karışık sürüden ne kadar renkli civciv çıkacağını artık siz hayal edin. Arkadaşlar hepinize hayırlı Ramazan'dan diliyorum. Bu videonun da sonuna geldik. Mutluyu, huzurluyu, neşemize devam ederiz. Dadaş buradayken kimseye bir şey olmaz. Bizimle olun, mutlu olun diyeceğim. Burada daşların arasında kurt düşen tavuğumuz halen daha yatmaya devam ederken, sürümüzün genelinin sağlığı iyiyken, şu burada garı gibi öterken, hoşçakalın, bay bay.